Paketin piyasalar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Paket açıklandığı saatlerde piyasalarda çok önemli hareketlilikler olmadı. Pozitif ya da negatif anlamda olmadı. Bu çok önemli. Demek ki paket aslında belli ölçüde özümsenmişti ya da satın alınmıştı paketle ilgili gelişmeler. Bunu konuşacağız. O saat itibariyle ortaya çıkan gelişmeler, şu saate kadar geldiğimiz durumu konuşacağız. ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan telefon attığımızda. Enver Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sabah saatlerinde ortaya çıktı. Tabii 11'den itibaren çok dikkatli izledik. Çok fazla bir etkisini göremedik. Yani negatif ya da pozitif etkiler bekleniyordu. Hiçbiri olmadı aslında. Çok stabil bir seyir içindeydi. Ama akşam saatlerinde galiba küçük çaplı hareketlilikler oldu. Nasıl bir günü geçirdik ve yarına nasıl başlayacağız? Evet, demokratikleşme paketinin dediğiniz gibi piyasalar üzerinde çok fazla bir fiyatlaması olmadı. Burada asıl piyasaları etkileyen olgunun yurt dışı etkisi olduğunu görüyoruz. Amerika'da borç tavanı tartışmaları halen çözülebilmiş değil. Borç tavanını yükseltme konusundaki anlaşmazlık piyasalardaki risk algısını arttırıyor. Aynı zamanda İtalya'daki kabine sorunu, mevcut hükümetin durumunun tehlikeye düşmesi, yine bu sabah açıklanan Çin HSBC imalat PMI verisinin beklentileri karşılamaması, küresel borsalara sert satışlar getirmişti. Yurt içine baktığımız zaman da yurt dışında görülen satışların etkisiyle beklenenden iyi gelen ticaret dengesi verisine rağmen CSI endeksinin gün boyu değişen oranlarda kayıplı seyrettiğini görüyoruz. Fakat seansın sonuna doğru kısmen toparlanma oldu. Burada dolar TL'nin gevşemesinin önemli etkisi var. 2.02.25 seviyesindeki desteğini kırdıktan sonra 2.01 seviyesine doğru bir hareket söz konusu. Dolar endeksi geriliyor, 80 seviyesine kadar dayanmış durumda. Şimdi endeksin mevcut durumuna baktığımız zaman da 75 bin direncin aşağısında kalınmaya devam etmesi durumu satış baskısının devam etmesine neden olabilir. Bu durumda da 72.500 desteği, o kırılırsa da 70 bin desteğinin hedeflenmesini bekleyebiliriz. Amerika tarafından borç tavanını arttırma sorunun çözüldüğü haberinin gelmesiyle görülebilecek bir yukarı harekette 75 bin seviyesi eğer ki kırılırsa alımlar yarın artabilir. Bu durumda da 77.500 seviyesi ilk hedef olarak görülmekte. Bu borç tavanı tartışmalarıyla beraber takip edilecek veriler, yarınki Euro bölgesi PMI verileri, Almanya işsizlik verileri ve aynı zamanda Amerika ISM imalat verisi olarak görünüyor. Çok teşekkürler Enver Erkan'dan. Piyasaya yankıları aldık. Ayrılmayın, birazdan dış ticaret verileri var, onu tartışacağız.